Merhaba arkadaşlar. Bugün size kulomb kuvvetini, yani diğer bir ismiyle elektriksel kuvveti anlatacağız. Konumuzun başlığı kulomb kuvveti. Kulomb kuvveti için şöyle diyoruz, yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları itme veya çekme kuvvetine kulomb kuvveti denir. Kulomb bunu burulma terazisi deneyinde kendisi ispatlamıştır diyoruz. Şimdi daha önce de şunu biliyorduk. Aynı tür yükler birbirlerini iterler, zıt yükler ise birbirlerini ne yapacaklardır? Çekerler. Kulomb yaptığı deneyde yüklerin birbirlerine uyguladıkları bu itme ve çekme kuvvetini yüklerin çarpımlarıyla doğru orantılı, aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu ne yapmıştır? İspatlamıştır. Buna ne? Aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Bunu kulomb bize deneyinde ispatlamıştır. Şimdi bunu bir şekil üzerinde değerlendirecek olursak noktasal yükler üzerinde daha çok çalışacağız. Çünkü yükler noktasal olarak kabul edilecektir. Temel parçacıklar nokta olarak kabul edildiğinden dolayı noktasal yükler üzerinde burada değerlendirme yapacağız. Aynı tür yükler var. Q1 yükü, Q2 yükü. Bunlar birbirlerine itme kuvveti uygularlar. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey bu itme kuvvetini noktasal yüklerin merkezlerini birleştiren doğrunun üzerinde olmasıdır. Sadece dikkat edeceğimiz bu olmalı. Şimdi buraya bakıyoruz. Artı Q1 yükü var, artı Q2 yükü var. O zaman aynı tür yük olduğu için bunlar birbirine ne yapacaktır? İtme kuvveti uygulayacaklardır. Q1'in Q2 yüküne uyguladığı kuvvet Q2'nin dışına doğru, F ise Q2 yükünün Q1 yüküne uyguladığı kuvvet de yine dışarıya doğru F'tir. Yani bu bize şunu gösteriyor. İki yükün birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet eşit bir yüklükte ama zıt yöndedir değerlendirmesini yapacağız. Bunu başka bir uygulamayla yapacak olursak ne? Artı Q1 yüküyle eksi Q2 yükünün birbirine uyguladığı kuvvetin vektörel gösterimini yapacak olursak zıt yükler birbirine çekme kuvveti uygularlar. Şimdi artı Q1 yükü eksi Q yükünü çekerler. Nedir? Yüklerin birbirine çekme ve itme kuvvetlerini şu düzlemde değerlendireceğiz. Merkezleri birleştiren doğru üzerindedir. Şuraya bir doğru ekstradan çizdiğimde o zaman Q1 yükü artı Q2 eksi Q1 Q2'yi ne yapacaktır? Çekme kuvveti uygulayacaktır. Aynı şekilde Q2 yükü de Q1'e yine kendine doğru bir çekme kuvveti uygulayacaktır. Bunlar itme ve çekme kuvvetinin vektörel gösterimidir. Tekrar ediyorum, bizim burada dikkat edeceğimiz husus ne? Bu itme ve çekme kuvvetinin yüklerin merkezini birleştiren doğru üzerinde olmasıdır. Koşulumuz bu. Şimdi kulomb bunu matematiksel ifadeye dönüştürürken kulomb kuvvetimiz eşittir. Kulomb sabitti ile doğru orantılı, yüklerin çarpımı ile doğru orantılı, aradaki mesafenin karesi ile ters orantılı olduğunu göreceğiz. Buradaki K kulomb sabitidir. Kulomb sabiti ortamın özelliklerine göre değişkenlik gösterecektir sevgili arkadaşlar. Bunun bağıntısı da 4pi epsilon 0. Şu epsilon 0 nedir? Boş uzayın elektrik geçirgenliğidir. Yani ortam değişirse kulomb sabitinin de değişeceğinin bir göstergesidir. Örneğin boş uzayın kulomb sabiti 1 iken su ortamındaki kulomb sabiti 20 bile olabilir. Yani su ortamındaki K epsilon büyüyeceğinden dolayı kulomb sabiti azalacaktır. Eğer normal boşluktaki iki yükü su ortamına götürürsek bunların birbirine uyguladıkları kuvvet de ne olacaktır? Azalacaktır değerlendirmesini yapabiliriz. Şimdi kulomb kuvveti ifadesindeki niceliklerin birimleri bizim için önemlidir. Çünkü işlem yaparken birim kullanacağız. F dediğimiz kulomb kuvvetidir. Birimi Newton'dur. K dediğimiz kulomb sabitidir. Bunun birimi Newton metrekare bölü kulomb karedir. Q1, Q2 yüklerdir. Yük birimi kulombtur sevgili arkadaşlar. D ise yükler arasındaki mesafe diyeceğiz ama yüklerin merkezleri arasındaki mesafe olarak alacağız. Bunun bir birimi de nedir? Metre olarak alacağız. Bazen bağıntılarımızda epsilon 0, yani ortamın elektrik geçirgenliğinin birimi de farad bölü metredir. Bunları dikkate alarak uygulamalarımızı yapacağız. Şimdi bütün bu söylediklerimizin soru üzerine aktarımını yapacak olursa şurada bir soruyla başlayalım.
noktasal Q1 yükünün noktasal Q2 yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur diye bir soru geliyor. Burada parantez içinde Coulomb sabitinin yaklaşık değeri sevgili arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri 9'dur. Bu şekilde bize belirtecektir. Bunu ekstradan ezberlememize gerek yok. Uygulamada kullanmamız gerekiyorsa bu büyüklüğü bize verirler. Şimdi hemen bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Yüklerimiz 0.4 Coulomb ile 0.8 Coulomb'dur bunlar. Aynı işaretli olduğundan dolayı bunlar birbirine ne yapacaktır? İtme kuvveti uygulayacaktır. İtme kuvvetinin yönünü bulmak çok önemli. Küre noktasal yüklerin merkezlerini birleştiren bir doğru çiziyoruz ve bu kuvvetler doğru üzerindedir. Aynı işaretli olduğu için bunlar birbirine itme kuvveti uygulayacaklardır diyoruz. Şimdi Q1 yükünün sevgili arkadaşlar Q1 yükünün Q2 yüküne uyguladığı kuvvet istediğinden dolayı şu kuvveti alacağız ve F'in büyüklüğünü hatırlıyoruz. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare bağıntısından yola çıkarak o zaman F'imiz eşittir. K sabitimiz 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Q1 yükümüz arkadaşlar 0.4 Coulomb o zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyebiliriz. Sonra Q2 yükümüz 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 Coulomb bölü aradaki mesafenin karesini alıyoruz. Şimdi yukarıda belirtmiştik uzaklık alırken metreye çevireceğiz. Burada ne? 40 santimetre. O zaman burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 metrenin karesi olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu işlemin sonucunu alacak olursak hemen buraya bakacak olursak sevgili arkadaşlar burası 9 çarpı 32 çarpı 10 üzeri 7 olacaktır. 10 üzeri 7 bölü sevgili arkadaşlar şurası da 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Sadeleştirmeler yapılacaksa burası gitti 2 kaldı. Yani F kuvvetimizin büyüklüğü arkadaşlar 18 çarpı 10 üzeri 9 Newton'dur diyeceğiz. Bunu verdikten sonra şimdi Coulomb kuvvetinde arkadaşlar karşımıza bazı özellikler çıkacaktır. Bunlardan birisi şunu bilmemiz gerekiyor. Yüklü cisimler nötr iletken cisimleri çekerler. Bunun temel nedeni etkiyle elektriklenmeye hatırlarım. Şurası artı Q yüklüdür. Dolayısıyla burası artı yüklüdür. Şunu hatırlıyoruz. Aynı tür yükler birbirini çekerler. Zıt yükler birbirini iterler. Şu etkiyle elektriklenmeden dolayı artı Q yüklü cisim nötr iletkenin yük dağılımını değiştirecektir. Artı Q yüküne yakın taraf eksiyle yüklenecektir. Eksiler buraya geldiğinden dolayı diğer taraf artıyla ne yapacaktır? Yüklenecektir. Şöyle diyebiliriz. Bunun yükü eksi Q ise burası artı Q yüklendi diyoruz. Şimdi nötr cisim üzerindeki kuvvetlere bakacaksak sevgili arkadaşlar artı eksiği ne yapar? Çeker. Buradaki çekme kuvveti F çekmedir diyoruz. F çekme. Artı artıyı iter aynı zamanda F itme kuvveti uygulanacaktır. Dolayısıyla nötr cisim üzerinde hem çekme kuvveti hem itme kuvveti olacaktır. Şurası çekme kuvvetinin uzaklığıdır. D çekme sevgili arkadaşlar. D çekme. Şu mesafe de D itmedir diyoruz. D itmedir. Biz şunu hatırlıyoruz. Coulomb kuvveti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani uzaklık arttıkça ne olacaktır? Kuvvetimiz azalacaktır. O zaman hemen şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. D çekme, çekme arkadaşlar küçüktür. D itme olduğu için sevgili arkadaşlar F çekme ne olacaktır? Büyüktür. F itme olur. İşte yüklü cisimlerin nötr cisimler üzerindeki çekme kuvveti itme kuvvetinden daha büyük olduğundan dolayı bizim cismimiz şu tarafa doğru arkadaşlar ne yapacaktır? Belli bir alfa açısıyla yüklü cisme doğru yaklaşacaktır. Alfanın büyüklüğü nötr iletken küresinin kütlesine, iletken cismin kütlesine bağlıdır ve şuradaki yüklü cismin yük miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Artıp azalması, aşınma miktarı bu şekilde belirtir. Diğer konu, diğer bir karşımıza çıkacak bağıntı da sevgili arkadaşlar
Yalıtkan iplerle asılmış yüklü cisimlerin durumları. Şimdi iki cismi ben yalıtkan iplerle astım, şu şekilde dengede kalmasını istiyorum. Eğer bu cisimler nötr ise ne yapacaklardır? Bu şekilde dengede kalacaklardır. Aynı tür yüklü ise birbirini şekildeki gibi iterler. Eğer züt yüklü olsaydı bunlar birbirini ne yapacaktı? Çekecekti. Bizim bu düzlemimizde, bu şeklimizde ise yüklü cisimlerin, X ile Y cisimlerin birbirini ittiği gözlenmiştir. O zaman burada X ve Y aynı yüklüdür arkadaşlar. Burada hemen şunu ekleyebiliriz. QX ve QY aynı tür yüklüdür. Aynı tür yüklüdür diyebiliriz. Yüklüdür. Neden? Çünkü bunlar birbirini itmişlerdir. Dolayısıyla peki ben burada nelere dikkat etmem gerekiyor? Özellikle yüklerin büyüklüğü ne olursa olsun bu iki kürenin birbirine uyguladığı kuvvetin kuvvetler birbirine eşittir. Hemen şuraya yazayım. F eşittir K çarpı QX çarpı QY bölü D karedir. Bunu biliyorum. Sonra burada sevgili arkadaşlar özellikle üzerinde durmamız gereken bağıntılar şu. Birincisi yükün açılma miktarını belirleyen elbette ki yüklerin büyüklüğüdür. Çünkü yükler ne kadar büyük olursa birbirine uyguladıkları kuvvetler büyük olacaktır. Dolayısıyla açılma miktarlarını daha büyük olacaktır. Yalnız yüklerin büyüklüğü artarsa iki açı da artar. Yüklerin büyüklüğü azalırsa iki açı da azalır. Ama açılar arasındaki bağıntı, hani hangi açı büyük, hangi açı küçük, açılar eşit mi, ben bunların hakkında nasıl değerlendirme yapacağım, bunları belirleyen de cisimlerin, yani yüklü cisimlerin kütleleridir. Kütlesi büyük olanın açılma miktarı daha az olur. Yani ağır bir kütleyi ben daha fazla uzaklaştıramam. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Açılar arasındaki bağıntı sevgili arkadaşlar, eğer şunu söyleyebilirim. Mx eşittir my ise, my ise arkadaşlar açılma miktarı alfa x eşittir alfa y'dir. Yani kütleler eşitse bunların açılma miktarları muhakkak eşit olmalı. İkincisi, kütlesi büyük olan mx büyüktür my ise büyük kütle sevgili arkadaşlar zor uzaklaşır. Kütlesi büyük olanın açısı küçüktür. Alfa x küçüktür. Alfa y'dir değerlendirmesini yapabiliriz. Üçüncüsü sevgili arkadaşlar, eğer mx küçüktür my ise, yani yüklü x cisminin kütlesi yüklü y cisminin kütlesinden daha küçükse bunu uzaklaştırmak kolay olacaktır. O zaman açısı alfa x büyüktür alfa y'dir değerlendirmesini yapabiliriz. Peki şu iplerdeki yalıtkan iplerdeki gerilme kuvvetlerini hakkında yorum yapacak olursak, zaten net büyüklük ifade kaç Newton olduğu sorulursa denge koşulundan bunları belirleyebiliriz. Ama yorum olarak da şu aklımızda kalsın. Zaten sevgili arkadaşlar, İp gerilmesi uygulanan kuvvet ile ağırlığın bileşkesidir aslında. Uygulanan kuvvet her iki sistem üzerinde aynıdır. O zaman ağırlık kuvveti büyük olan ipteki gerilme de daha büyüktür. Yani şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Birincisi, eğer mx eşittir my ise T1 de eşittir T2'dir. Yalnız büyüklük olarak. İkincisi sevgili arkadaşlar, mx büyüktür my ise o zaman T1 büyüktür T2'dir. Ve üçüncüsü şunu da söyleyebiliriz. Eğer ki mx T1 daha büyükse ve şöyle söyleyebiliriz üçüncüsü. Mx küçüktür my ise o zaman T1 de küçüktür T2'dir değerlendirmesini yaparız. Bizim buradan çıkaracağımız sonuç şu arkadaşlar. Kütlesi küçük olanın açısı daha büyüktür. Kütlesi küçük olanın ip gerilmesi de daha küçüktür değerlendirmesini yapacağız. Özellikle yüklü cisimler nötr cisimleri neden çekerler? Bu şekilde değerlendireceğiz ve şöyle bir sistem geldiğinde açıları neye göre değerlendireceğim? İp gerilmeleri neye göre değerlendireceğiz? Bu şekil üzerinde gösterdik. Şimdi gelelim. Bir soruyla devam edelim. Diyor ki şöyle bir düzlem verilmiş. Sürtünmesiz yalıtkan düzlemde
O noktasındaki artı Q2 serbest bırakıldığında dengede kaldığına göre Q1 yükünün büyüklüğü kaç kulomb'tur değerlendirmesini yapmış bize. Bu arada şu noktasal Q1 ve noktasal Q2 yükü sabitlenmiştir. Yani bunların hareket etmesi söz konusu değildir. O zaman hatırlıyoruz denge konumundan. Bir cismin dengede kalabilmesi için üzerindeki net kuvvetin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla hemen bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, Q1 yükünün büyüklüğü belirtilmemiş ama Q2 yükünün büyüklüğü belli. Ve üstelik Q2 eksi yüklü, o noktasındaki artı Q da artı yüklüdür. Bu ne anlama geliyor? Q2 yükü o noktasındaki yükü ne yapacaktır? Çekecektir. Ve buna ne diyeyim? F2 kuvveti diyelim. O zaman o noktasındaki cismin dengede kalabilmesi için ne olması gerekiyor? Q1 yükünün de şu o noktasındaki yükü çekmesi gerekiyor ki F1 kuvvetiyle dengede kalabilmesi için. Yükün artı Q yükünün, artı Q yükünün diyoruz, artı Q yükünün dengede kalabilmesi için, dengede kalabilmesi için diyoruz, kalabilmesi, mesi için. Arkadaşlar büyüklük olarak F1 eşittir F2 olmalı. Şimdi hemen hatırlayalım. Kulomb kuvveti sonuçta burada F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare değerlendirmesini yapacağız. O zaman burada sevgili arkadaşlar hemen uygulamaya başlayacak olursak F1 eşittir F2. F1 kuvveti Q1 yükünün o noktasındaki yüke uyguladığı kuvvettir. Yani K çarpı Q1 çarpı Q bölü aradaki mesafeye bakıyorum 2D. 2D'nin karesi 4D karedir. Eşittir sevgili arkadaşlar. Diğer Q2 yükünün Q o noktasındaki yüke uyguladığı kuvvet K çarpı Q2'nin büyüklüğü Q çarpı arkadaşlar o da o noktasındaki yük büyüklüğü Q bölü aradaki mesafeye bakıyorum D kare. Gereken sadeleştirmeler yapılırsa D kareler sadeleşir. Şuradan bir Q gider, buradan bir Q yük sadeleşir. İçer dışarı çarpımı yapacak olursa Q1 yükümüzün büyüklüğü nedir arkadaşlar? 4Q'dur diyoruz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz husus Q1'in işareti ne olabilir? Şimdi baktığımızda bu bunu çekiyor, zıt yüklüdür. Bu da bunu çekiyor. Q1, Q2 yükünü çekiyor. Yani zıt yüklüdür. Q yükü artı olduğundan dolayı bunun işareti ne olmalıdır? Eksi olmalıdır, negatif olmalıdır. Yani Q1 eşittir eksi 4Q'dur deriz. Bu şekilde değerlendirmemizi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kulon kuvvetiyle ilgili soru çözümü ile devam ediyoruz. Karşımıza çıkabilecek soru tarzlarından birkaç tanesini sizinle beraber çözeceğiz. Şimdi birincisi sorumuz şu. Diyor ki şekildeki sistemde yüklü X küresinin yüklü Y küresine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F kadardır. Diyor ki buna göre sistemdeki anahtar kapatılıp açıldıktan sonra kuvvet kaç F olur? Bu tür durumlarda küreler birbirine dokundurulup da ayrılabilir, aradaki anahtar da kapatılabilir. Bizim dikkat edeceğimiz şu, burada birinci durum var, birinci durum ve anahtar açılıp kapandıktan sonraki ikinci durum var. İkinci durum diyoruz arkadaşlar. Burada ayrı ayrı değerlendirmemizi yapacağız, sonucu ona göre yazacağız. Tabi bunların öncesinde unutmamamız gerekiyor. Kulomb kuvveti eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi D kareydi. Bunu unutmayalım. Şimdi peki birinci durumda bize ne diyor? X küresinin Y küresine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne kadarmış? F eşittir K çarpı yüklerinin çarpımı arkadaşlar artı 2Q ile artı 4Q bölü aradaki mesafe D karedir. Yani F eşittir 8KQ kare bölü D karedir diyoruz. Bu arada hemen şöyle bir sadeleştirme yapacak olursak K çarpı Q kare bölü D kare
neye eşitmiş o zaman? F bölü 8'dir. Bu benim için anahtar ifadedir. Bu burada kalsın. Ha, şimdi baştan da belirtmemiz gerekiyordu. Bunlar aynı yüklüdür. Yani bunlar birbirini ne yapacaklardır? İteceklerdir diyoruz. Y'de eşit şiddette ama sırt yönde bir kuvvet uygulayacaktır. Peki ikinci durumda anahtar kapatıldığından ne olur arkadaşlar? Eğer potansiyelleri farklıysa yük alışverişi yapacaklardır. Yük alışverişi dokunma ile elektriklenmede şöyle ifade bir kullanıyorduk arkadaşlar. Toplam yük bölü toplam yarıçap. Toplam yükümüz ne olacaktır? 6Q, toplam yarıçapımız 3R. Yani 2Q bölü R. Bunun anlamı şu. R başına 2Q yük düşer. O zaman hemen geliyoruz buraya. Y'nin yarı çapı R ya, R başına 2Q düşüyordu ya, buna kalan artı 2Q. X'in yüküne bakıyoruz, yarı çapı 2R ya, R başına 2Q düşüyor da buna o zaman ne olacaktır? Artı 4Q'dur. Burada toplam yük ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Şimdi anahtar kapatıldıktan sonraki yük dağılımlarını belirttikten sonra yeni kuvvetimiz F üstü. Eşittir K çarpı yüklerin çarpımı bu sefer 4Q çarpı 2Q bölü aradaki mesafe değişmiyor. Merkezler arasındaki mesafe değişmiyor D kare. Yani F üstü eşittir yine 8K Q kare bölü D kare olacaktır. Anahtar ifadem şuradaydı. K Q kare bölü D kare yerine ne yazıyorduk? F bölü 8 mi? O zaman F üstü eşittir 8 çarpı F bölü 8 yani yine F'tir. Kuvvetin büyüklüğü yine 1 F olacaktır. Yorum sorusu olsaydı değişmez diyecektik. İkinci sorumuz yine şekildeki düzlemde Q1 ve Q2 yüklerin O noktasındaki artı Q yüküne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvet kaç? K Q kare bölü D kare olduğunu soruyor bize. Bu tür sorularda ne yapıyoruz? Öncelikle yükün işareti bize kuvvetin yönünü belirtmede yardımcı olacaktır. Formülize ederken yükün işaretini kesinlikle kullanmıyoruz. O zaman hemen bizim referans yükümüz O noktasındaki artı Q yüküdür. O zaman hemen kuvvetleri belirleyelim sevgili arkadaşlar. Q1'in O noktasındaki yüke uyguladığı kuvvet artı artı itecektir merkezleri dışında şu tarafa doğru. Ve F eşittir F1 diyelim K çarpı Q kare bölü D kare olacaktır. Peki diğer yükümüz yani Q2'nin Q'ya uyguladığı kuvvet eksi artı çekecektir merkezlerine doğru. Burası F2 eşittir K çarpı Q kare bölü D kare yine çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar, İki noktasal cismin artı O noktasındaki yüke uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit. Şimdi eşkenar üçgen düzlemi olduğundan dolayı şurası 60 ise şu iki kuvvet arası açı ne oluyor? 120. Kuvvetten hatırlayalım. Eşit iki kuvvet var. Aradaki açı 120 ise bileşke kuvvet bu ikisinin tam ortasında ve bileşke kuvveti R ile gösterecek olursa bileşke kuvvet iki kuvvetin tam ortasına ve ikisinden birisine eşittir. Yani K Q kare bölü D kare sonucumuz bu olacaktır diyoruz. Yön isterse yine bu şekilde belirteceğiz yönümüzü. Burada da bu şekilde bir değerlendirme yapacağız. Gelelim sıradaki sorumuza. Yine bir düzlemde yüklerin birbirleriyle olan ilişkisini anlatan bir soru. Şekildeki düzlemde noktasal yüklerden Q1 yükünün Q2 yüküne uğradığı bileşke elektriksel kuvvet ne? F. Q1 yükünün Q2 yüküne uğradığı kuvveti burada bilgi olarak bize veriliyor zaten. Hemen Q1, Q2 ikisi de aynı işaret olduğu için Q1, Q2'yi ne yapar? İter ve F olduğunu bize belirtiyor. Şimdi sorunun sonucuna gitmeden önce ilk başta verilen, girişteki verilen bilgiyi kullanacağım. Q1'in Q2'ye uyguladığı kuvvet F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi D karedir. İse F eşittir. K çarpı Q1'in yükü 4Q çarpı Q2'nin yükü Q bölü aradaki mesafe D karedir. Buradan şu sonucu çıkaracağım arkadaşlar. F eşittir. 4K Q kare bölü D karedir. Yani
O zaman anahtar ifademi yazıyorum buraya. K, Q kare bölü D kare. Gördüğüm yere ne yazacağım? F bölü 4'tür. Bu bizim için anahtar bağıntıdır. Burada kalsın. Şimdi bunu, bu bilgiyi, girişte verilen bilgiyi kullandıktan sonra sonuca bakalım. İse noktasal Q3 yüküne uygulanan toplam elektriksel kuvvet. Yani artık hem Q1'in Q3'e uyguladığı kuvvet hem de Q2'nin Q3'e uyguladığı kuvvet. Şimdi yük işaretlerine bakıyorum. Q1 pozitif, Q3 negatif. O zaman sevgili arkadaşlar Q1 yükü Q3'ü ne yapacaktır? Çekecektir, F1 kuvveti. Peki Q2 yükü pozitif, Q3 de negatif. Bu da bunu çekecektir, F2 kuvveti. Her iki noktasal yükümüz de noktasal Q3 yükünü ne yapacaktır? Kendine doğru çekecektir. O zaman bileşke sevgili arkadaşlar F1 artı F2'dir diyebiliriz. Şimdi o zaman F1'i bulayım. F1 eşittir arkadaşlar. Yüklerin çarpı, K çarpı yüklerin çarpımı ne? 16 Q kare bölü aradaki mesafe 2D'nin karesi 4D kare olacaktır. O da eşittir 4K Q kare bölü D karedir. F2'yi bulayım. F2 eşittir K çarpı yükleri çarpımı 4Q kare bölü aradaki mesafe D karedir. O da eşittir 4K Q kare bölü D karedir. Yani benim buradan çıkaracağım sonuç bileşke R eşittir F1 artı F2 idi. O zaman R eşittir 8K Q kare bölü D kareydi. Yukarıdaki anahtar bağıntıya baktığımızda sevgili arkadaşlar K Q kare bölü D kare neydi? F bölü 4 mü? O zaman R eşittir 8 F bölü 4. O da eşittir 2 F uygulayacak. Yani noktasal Q3 yüküne uygulanan toplam kuvvetimiz nedir? 2 F'tir. Değerlendirmesini yapabiliyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Artı eksi sadece kuvvetin yönünü belirtilmede kullanılır. Onun dışında işlem yaparken hiç kullanmayın sevgili arkadaşlar. Diğer bir sorumuz sevgili arkadaşlar, yine bir düzlemde iki noktasal yükün bir yüke uyguladığı kuvvetin bileşkesi bu sefer verilmiş ve bizden yükler arasındaki oran isteniyor. Bu tür sorularda yapacağımız şey hemen o kuvveti bileşenlerine ayırmaktır. Bir kere şunu söylüyorum. Q1'in Q yüküne uyguladığı kuvvet şu düzlem üzerinde olacaktır. Doğru üzerinde olacaktır. Q2'nin Q'ye uyguladığı şu doğru üzerinde olacaktır. O zaman bu kuvvetin bu doğru ile bu doğru üzerindeki bileşenleri bulmamız gerekiyor. F kuvvetinin bu doğru üzerindeki bileşeni 1 birim. Şu doğru üzerindeki bileşeni 2 birimdir. Eğer büyüklük olarak ben buraya F1 dersem şurası 2F1 olacaktır. Şunun anlamı şu 2F1 kuvveti Q1 yükünün kuvvetidir. Şu F1 kuvveti de Q2 yükünün kuvvetidir. Q1 artı Q'yu itelediğine göre bunun işareti artı. Q2 itme kuvveti uyguladığına göre bunun işareti de nedir? Artıdır. Yani her iki yükün işaretini kuvvetin yönüne bakarak belirleyebiliriz. Oran sorusu olduğu için hemen ayrı ayrı değerlendirecek olursak sevgili arkadaşlar. Q1 için işlem yapıyorum. K çarpı arkadaşlar Q1 çarpı Q bölü aradaki mesafe buraya D diyebilirsiniz. D kare. Neye eşitmiş? Kuvvet büyüklüğü 2F1'dir sevgili arkadaşlar. Q2 için işlem yaparsak K çarpı Q2 çarpı Q bölü aradaki mesafe. Şurası 2D olduğu için 2D'nin karesi 4D karedir diyoruz. Eşittir kuvvetin büyüklüğüne F1'dir sevgili arkadaşlar. Oran sorusu olduğu için sadeleştirmeleri yaparsak K'lar sadeleşir, Q'lar sadeleşir, D kareler sadeleşir sevgili arkadaşlar. Şu F1'ler de gidecektir. Dolayısıyla şurada birincisini aynen alın. Q1 bölü 1 arkadaşlar. İkincisini ters çevirin. 4 bölü Q2 eşittir. Sevgili arkadaşlar burada 2 ise o zaman Q1 bölü Q2 oranı kaç olacaktır sevgili arkadaşlar? 1 bölü 2 olacaktır diyoruz. Sonucunu bu şekilde belirteceğiz ve teşekkür ediyorum hepinize.